Kıbrıs TV ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Haftanın ilk günde sizlerleyiz. Bugün stüdyomuzda Demokrat Parti Genel Sekreteri ve DP Milletvekili Sert Akpınar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Seher Hanım. Şahsınızda tüm Kıbrıs Medya Kuruluşu'na sonsuz sevgi saygılarımı iletiyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen nasılsınız diye sordum ama... Üzücü bir olayla, yani daha önce yaşanmış üzücü bir olayla programa başlayacağız. Hepimize çok derin yaralar açmıştı. 6 Şubat'tan bahsediyorum. O güne geri döneceğiz. Aslında toplumsal bir yara hepimiz için. Aileleri düşünemiyoruz bile. Çünkü biz bu kadar etkilendiysek onları düşünmek mümkün değil. Onların hissettiklerini anlamak mümkün değil. Aslında amacımız yaraları tekrardan kanatmak değil ama konuşulması gereken konular var. Çünkü bir süreç var, ilerliyor. Dediğim gibi aileler acılarını bir taraftan yaşarken bir taraftan da yargı sürecinin peşindeler. Onunla ilgili konuşalım. Siz sanırım Meclis Adok Komitesi'ndesiniz. Depremle ilgili oluşturulan. Bununla ilgili konuşalım. Çünkü ziyaretler, daha önce Türkiye'ye bu konuda ziyaretler yapıldı. Yargı süreciyle ilgili görüşmeler yapıldı. Temaslarınızla ilgili konuşalım. O günden bugüne neler oldu, süreci bize değerlendirirsiniz? Tabii ki ben ilk önce tekrar başımız sağ olsun diyorum. Bir defa toplumsal yıkımın bu denli istisnai bir örneğini yaşadık hep birlikte. Tabii bu sürecin doğru bir şekilde ileriye taşınması konusunda şampiyon meleklerimizin aileleriyle ve tabii ki o istişareyle de birlikte meclisimizde oluşturulan Antrenör Komite bünyesinde çok ciddi bir takım adımlar atılmaya başlandı. Tabii bizim Türkiye Cumhuriyeti adaletinden herhangi bir şekilde bir tereddütümüz yok. Ancak olası farklı süreçlerin veya yönlenmelerin veya yönlendirmelerin oluşmaması için bu süreci Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, yani devlet olarak ve ayrıca da başbakanlık, hükümet olarak ileriye taşıma konusunda bir kararlılık ortaya koyduk. Ortaya koymuş olduğumuz süreçte hem ailelerimiz de istişare içerisinde hem de Türkiye Cumhuriyeti'nde Adalet Bakanlığı ile ve başsavcılıkla ve savcılar düzeyinde yapmış olduğumuz çeşitli temaslar oldu. Bölgeye temaslar oldu. Bölgede farklı zamanlarda incelemeler yapma şansını elde ettik. Yerel yönetimlerle aynı şekilde bu süreçleri ele aldık. Ve son gelmiş olduğumuz noktada daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ortaya koymuş olduğu rapor ve sonuç değerlendirme raporunun daha sonra başsavcılık tarafından ikinci bir değerlendirme. Yani ilk önce biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Doğu Akdeniz Üniversitesi bu çalışmayı yapmıştı. Yerel olarak alınan numuneler üzerinden. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi bu çalışmayı yaptı ve son olarak da Karadeniz Teknik Üniversitesi bu çalışmayı ortaya koydu. Tabii sürecin çok farklı bir şekilde ele alınmasındaki en önemli konu başlığımız ise şu. Olasılıklar çerçevesinde herhangi bir boşluk bırakılması durumunda KKTC olarak bizim konuyu İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak sürecin kapalı olmaması için ayrı bir çalışma ortaya koymaktı. Şu anda herhangi bir o yönde bir boşluk olmadığını görüyoruz. Her şeyin olması gerektiği şekilde ilerlediğini görüyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden çıkan sonuç ve değerlendirmelere de baktığımız zaman bir defa kasti bir sürecin ve yargı sürecinin de bu yönde oluşacağını görüyoruz. Önceki günlerde şu anda da zaten bugün de bir basın bildirisi geçildi. Ona bağlı olmak suretiyle de bir sonraki ziyareti planlayacağız. Yani şu anda mahkeme süreci başlıyor. Bununla ilgili de ailelerimizle birlikte ortak hareket edeceğiz. Evet, soruşturma tamamlandı. 11 sanık hakkında 22 yıl 6 şar aya kadar hapis sistemi var ama dediğimiz gibi hepimizin derin yaraları var o noktada. Sadece bizim değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, Türkiye'nin de 72 kişiye o otel ne yazık ki mezar oldu. Evet. 72 kişi hayatını kaybetti İSYAS Oteli'nde. Yani olası kast yönünde ailelerin bir isteği var. Olası kast olarak değerlendirilmesini istiyorlar iddianame ile ilgili. Peki bu yöne evrilir mi iddianame? Bu yöne evrileceğini kesinlikle düşünüyoruz. Çünkü çıkan ve son Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin de ortaya koymuş olduğu değerlendirme sonuçları bu yönde. Biz de bu sürecin bu yönde akışını zorlayacağız.
Peki, başka bir konuya daha geçelim. Bütçe gündemde görüşmeler sürüyor. Genel bir bütçe değerlendirilmesi isteyeceğim sizden. Tabii şu anda içerisinde geçmekte olduğumuz bu ekonomik zorlukların, risk yönetiminin oldukça yüksek olduğu bir dönemde tabii hükümet olarak tüm bakanlıklarımızın ve kendi iç istişareleriyle birlikte bütçe hazırlıkları artık biliyorsunuz son aşamada önümüzdeki günlerde artık görüşülmeye başlayacak. Şu anda zaten ilgili iç komitelerde nihai şeklini hemen hemen almış durumda. Ancak tabii ki içinde bulunduğumuz koşullara çok iyi bakıp bütçemizin revizasyona açık olabilecek bir şekilde ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Ki burada muhalefetin de oldukça bu yönde dikkat çekici bir takım yaklaşımları var. Belirleyici bir takım kararların kısıtlı bir şekilde ortaya konması ilk başta oldukça bütçe akışını etkileyecektir diye düşünüyorum. O nedenle revize edilebilecek ve bu bütçenin sadece hayat pahalılığı ve enflasyon değerlerine göre değil, olası Türk lirasının kayıplarının da dikkate alınmak suretiyle çok yönlü yönetilmesi gerekiyor. Bunun için de bizim sadece hükümet olarak değil, halkımızı da finansal tüm olgularda oku ve yazarlığa bir şekilde alıştırmamız, buna bağlı da bir eğitim sürecine taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden birinde eğitim olduğunu sürekli konuşuyoruz. Siz de bu işin içinde olan biri olarak eğitim bütçesini de sormak istiyorum. O noktada da çok tartışmalar geçti. Çünkü yeterli olacak mı bu ayrılan bütçe eğitime? Bir defa ilk ve orta öğretim daha fazla burada esas alınan. Buradaki özellikle yıllarca yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu bırakalım. 1974'ten yani Kıbrıs Türk Devleti'nden bugüne kadar bu yönde herhangi bir iyileştirme yapılmamış. Yani aslında çok yüzeysel çalışmalar yapılmış. Şu anda ülkemizin ilk ve orta öğretimdeki politikalarının geçmişte belirlenmemiş olması, bir sonraki 5 yıl, 10 yılın ortaya bizden beklentiler noktasında nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda çok ciddi boşlukların olmuş olması ve ortaya konan bütçede ne yazık ki diyorum. Çünkü bir taraftan gelirlerimize bağlı kullanabileceğimiz imkan da belli, çok sınırlı ancak yeterli değil. Bunu tabii daha artırabilir miyiz? O da ilki olarak bizim birçok ekonomik girdilerimizi çok ciddi bir şekilde artırmamız gerekiyor ki bu desteği verebilme şansımız olsun. Peki gelirleri arttırma yönünde neler yapılabilir? Şimdi ülkemizde bir turizm, ikincisi yüksek öğretim başta olmak üzere yani döviz girdisi olabilecek tüm sektörel alanlarda bizim hem hükümet olarak hem de ülke olarak çok ciddi çalışmalar ortaya koymamız gerekiyor. Turizmde politikaların oluşturulması başlandı. Özellikle hava ulaşımı ile ilgili sorunların yavaş yavaş çözülüyor olması ve ilgili planlamanın da önümüzdeki yıllarda turist sayısal oranının artacak ve gelirlerinin de artacak olması aslında memnuniyet verici olarak görünüyor şu aşamada. Çünkü adaya girecek olan 1 doların çarpım efektinin 5 veya 6 olduğunu ada ekonomilerinde unutmamamız gerekiyor. O nedenle bizim buna çok ciddi bir şekilde ihtiyacımız var. Benzeri şekilde yüksek öğretim alanında da böyle. Ancak yüksek öğretim alanında çok ciddi bir boşluk yaşıyoruz. Yani hem yönetimse hem de otorite boşluğu yaşıyoruz. Burada hem Milli Eğitim Bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığımız çok ciddi görevler düşüyor. Hem de YÖDAK. YÖDAK'a çok ciddi görevler düşüyor. Yani şu anda burada çok ciddi boşluklar yaşıyoruz. Özellikle yabancı öğrenci girişi konusunda bir takım sınırlamalar getirilmesine yönelik Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi ile ortaya konan ortak çalışmada 57 ülkeye çift vize uygulaması getirildi ki bu da şu anda üniversitelerimizin özellikle uluslararası öğrenci alımlarında çok ciddi kayıplar oluşturmaya başladı. Tabii bunların üniversitelerle görüşerek zamanın doğru planlaması yapılmak suretiyle çok daha rahat bir sürece taşınabilirdi. Ancak şu anda üniversiteler büyük bir gelir kaybı yaşıyorlar. Bu gelir kaybını da herhangi bir şekilde düzenleyecek daha farklı bir takım mekanizmalar maalesef yok. Ancak önümüzdeki yıllarda alınabilecek olan tedbirlerle bunun daha doğru bir şekilde yönetilebileceğini düşünüyorum. Bunun için de hükümetimizin ilgili birimlerine,
çok ciddi bir takım görevler düşüyor bu süreçte. Ümit ederim bu çalışmalar doğru bir şekilde yapılır ki ihtiyaç duyduğumuz girdileri de, yani döviz cinsi girdileri de yakın bir zamana sağlayabiliriz. Yabancı öğrenciler konusuna değindiniz. Orayla ilgili başka bir tartışma da var. Onu da biraz açmak istiyorum. Son zamanlarda kriminal olaylar çok fazla artmaya başladı. Ve baktığımızda da ülkemize gelip çalışma izni alıp daha sonra kaçağa düşen ya da okumak amacıyla gelip, yani tabii altında başka bir şey de olabilir, okumak için gelip başka bir iş yapmak isteyen de oluyor ülkede. Bu amaçla gelip daha sonra suça karışan çok fazla kişiyi görebiliyoruz. Bu noktada ülke güvenliği, bunun yanında can ve mal güvenliğimiz artık tehdit altında olmaya başlandı. Programdan önce de konuşmuştuk. Bir kebapçının kebapları çalınmıştı. Trajik komik mi denir artık o? Bilemiyorum ama şimdi dediğim gibi can ve mal güvenliğimiz artık tehlikeye girmeye başladı. Bu noktada üniversiteler ne yapabilir? Biraz da bunu konuşalım. Bunun dışında da gelen yabancı öğrencilerin lüks şatafatlı yaşamları da dikkat çekmeye başladı. Lüks araçlara binmeleri vesaire. Tabii bunların da yasaklı yollardan, legal yollardan elde edilmediğini biliyoruz. Yani yasaklı madde diyebilirim. Bu şekilde kazanç elde edip ya da şans oyunları oralardan kazanç elde ettiklerini biliyoruz. Bunlar da yansıyor adli olaylara. Şimdi burada da bir özendiricilik oluyor. Yerli genç nüfusa o şatafatlı hayatı görüp kolay yoldan para kazanma isteği olabiliyor. Bunlarla ilgili üniversiteler neler yapabilir? Bunları konuşalım biraz da. Tabii ki. Şimdi Sehra Hanım, ilk önce şunu söylemem gerekiyor. Üniversitelerimizin saygın duruşuna herhangi bir şekilde zarar vermememiz gerekiyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda, ki biraz önce bahsetmiş olduğum göç idaresinden ve İçişleri Bakanlığımızın ortak kararıyla vize uygulanmasının ortaya konmasında yegane sebeplerinden bir tanesi bu. Yanlış bir algı yönetimi ve bunu da yapanlar aslında üniversiteleri bu sürece yöneltenler de aslında bir takım simsarlardır. Ve bu insanlar ülkemize yerleşmiş, hem kendi insanımız hem de dış dünyadan ülkemize gelip yerleşen, çalışma ortaya koyan veya vatandaşlık hakkı elde eden insanlarla bunlar yapılmaktadır. Ve burada da halkımızın şunu bilmesi gerekiyor. 50'den fazla Milli Eğitim Bakanlığımız kurs yerlerine akademi adı altında veya farklı dil okulları ve benzeri kuruluşlar adı altında izinler vermişlerdir. Yani aslında KKTC'ye gelen, o sizin bahsetmiş olduğunuz yabancı öğrencilerin oldukça büyük bir kısmı bu okullara gelmektedirler. Üniversitelerimizi ayırmamız lazım. Üniversiteye gelen öğrenciler arasında da olabilir dediğimiz şekilde öğrenciler. Şimdi şundan dolayı söylüyorum. Evet, okumak için gelebiliyorlar. Evet, ama maddi sıkıntıya düşüp daha sonra dediğim gibi kaçağa düştüğü için de çeşitli kötü yollara bulaşabiliyorlar. Tabii, bu nedenle. Onları da oradaki oluşumlar da ada içerisinde oluşuyor. Yani bizim aslında öğrenci yurt dışından buraya bir şey getirmiyor. Ada içerisinde hali hazırda öğrencileri kullanan, sadece öğrenci olarak değil, diğer bahsetmiş olduğum kurumlar zaten birçoğu paravan olarak burada faaliyet gösteriyorlar. O paravan kurumlar üzerinden getirtilen kaçak insan gücüyle de bu imkanları buradaki yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişiler onları kullanmak suretiyle bu süreçleri bir şekilde sürdürüyorlar. Yani aslında burada hem bizim muhacirliğimizin, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızın, çünkü yüksek öğretim kurumlarını, öğrenci girişlerini sistem üzerinden kontrol eden İçişleri Bakanlığımızla, yani muhacirliğimizle, Milli Eğitim Bakanlığımız zaten bunu yapıyor. Dolayısıyla kaçağa düşen nerede olduğu konusunda hemen tespit edilebiliyor. Ancak diğer kurumlarla ilgili böyle bir kontrol mekanizması yok. Böyle olunca da orada kaçağa düşen ve onların kontrolü yapılamayan yüzlerce insan, biraz önce bahsetmiş olduğunuz kaçak yollarla farklı yasal olmayan alanlarda çalışmak suretiyle, bebeğe çalıştırılmak suretiyle ve onların elde etmiş oldukları gelir fazlalıklarıyla de bir takım lüks yaşamları sağlayabiliyorlar. Üzülerek tabii ki, biraz önce siz de dile getirdiğiniz, yani onların o yaşamları kendi gençliğimiz içinde bir özenti şeklinde dönüşebiliyor. Onlar da bir takım o beklentilerle o yaşamların bir parçası olmaya çalışabiliyorlar. Ancak bunların yegane sebebi üniversitelerimiz değil.
Dün Sayın Özersay da üniversiteler üzerinden bunu dile getirdi. Ancak üniversiteler değil. Bunu çok çok iyi anlamamız lazım. İlk önce Milli Eğitim Bakanlığımız çıkıp o kuruluşları doğru bir denetleme programı altına alması gerekiyor. Üniversitelerimizden o ilgili kurumları tamamıyla ayırmamız gerekiyor. Belirli yasal düzenlemelerde o kurumları sadece kontrol edebilir noktasında değil, adaya yurt dışından öğrenci, yani farklı öğrenci adı altında öğrenci girişlerinin bir şekilde engellenmesi gerekiyor. Yani muhaciretin de buna alet olmaması gerekiyor. Aksi takdirde biz üniversitelerimizi çok yakında bir kapatmaya başlarız. Denetime yani oraya değindiniz. Ülkemizde denetim ne durumda, yapılmıyorsa neden bu kadar eksik kaldık o konuda? Çünkü şimdi kaçağa düşme durumunda da oraya değindiniz. Denetimin önemli olduğunu, o şekilde tespit edileceğini vesaire söylediniz. Hı. Aslında biz konuşurken her alanda denetimle ilgili konuşuyoruz. Vergilerde olsun, bu alanda olsun. Denetim şu an ülkemizde ne noktada? Denetim konusu şu anda bizim çok ciddi bir sorunumuz. Hı hı. Yüksek öğretimden bahsettik. Hı hı. Yüksek öğretimle ilgili süreçler zaten başta YÖK olmak üzere her yıl gerek mali, gerek akademik, gerek kalite tüm yönetimleri, öğrenci girişleri, çıkışları tamamıyla zaten YÖK tarafından denetleniyor. Bunu ayrıca YÖDAK'ta yapıyor. Muhaceret giriş çıkışları tamamıyla zaten üniversitelerin denetleniyor. Denetlenmeyen kurum kuruluşların kimler olduğunu zaten size biraz önce aktardım. O kurs merkezlerinin, kurs yerleri için herhangi bir denetleme mekanizması oluşturulmamış. Şimdi yüksek öğretim, akreditasyonlar, bir öğrencinin almış olmak durumunda olduğu eğitim, kalite ve kurumların ortaya koymuş olacakları yayın sayıları oldukça önemli. Bunların kontrolü adı olarak itibarımızı koruyabilmek için de oldukça önemli. O nedenle oradaki istikrarlı denetimde bugüne kadar bir boşluk yaşandığını hiç ben görmedim. Yüksek öğretimin dışından bahsediyoruz aslında. O kuruluşların denetiminde çok ciddi boşluk var. Orada da Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli denetim süreçlerini çok süratli bir şekilde başlatmalılar. Yok çünkü. Biraz da olumlu şeylerden aslında konuşalım. Üniversitelerle ilgili özellikle geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yaşını kutladık. Evet. Tabii 40. yaşına aslında güzel adımlarla girdik. Özellikle dışı açılım daha çok konuşulmaya başladı bu süreçte. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyelikle başladı. Şu anda Azerbaycan'la ilişkiler konusunda da farklı bir pencere var artık bizim için. Ticaretler de daha çok yapılmaya başlanacaktır diye düşünüyorum. Görüşmeler olacak vesaire, temaslar zaten var. Arttırılacakmış bunlar. Tabii bu konuda ilk olarak tanıtma çabalarını üniversiteler aslında bu konuda üstlenmişti. Dışı açılan bir kapımız gibi diyebiliriz. Çünkü yurt dışından öğrenciler tanınmasa dahi buraya gelip burada okuyup hatta o süreçte çalışıp çeşitli yerlerde bulunup daha sonra da ülkelerine geri dönüyorlar buradan diploma alıp. Bu süreçleri biraz değerlendirelim. Soyut adımlardan hep söz ediyorduk. Artık somut adımlar da atılmaya başlandı. Ya, çok güzel bir şey var. Yani üniversiteler bir defa uluslararasılaşma konusunda başından beri, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, ülkemizin tabii ki uluslararası kabul görmemesi sebebiyle de başından beri birçok ülkede, birçok uluslararası akreditasyon kuruluşlarında kendilerini kabul ettirmeyi başarmışlardır. O nedenle diyorum zaten, yani bizim o en önemli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gücü veya saygınlığının yegane temeli üniversitelerimizdir. Bugün işte son gitmiş olduğumuz gerek Azerbaycan olsun, gerekse Orta Asya ülkeleri, Orta Asya'nın ülkelerinin dışındaki diğer birçok ülkelerdeki ziyaretlerde şunu görüyoruz. Üniversitelerimiz tanınıyor, kabul görüyor ve birçok uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından da zaten denetleniyor durumundadır. O nedenle bu saygınlığa erişmiş kurumlarımızın hala hazırda, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu andaki başlatmış olduğu girişimlerden çok önce Azerbaycan'dan da, Kazakistan'dan da, Özbekistan'dan da, Suudi Arabistan'dan da, birçok Körfez ülkelerinden de, Asya Pasifik'teki hala hazırda birçok ülke, Avrupa Birliği'nden de olmak üzere zaten kabul gören kurumlardır. O nedenle şu anda atılmakta olan adımları, ülke olarak veya bayrağımızın şemsiyesi altında bunları yapabiliyor olmak ve ülkemizin de kendi üniversitelerinin gücünü kullanarak bu saygınlığı daha da ileri noktaya çekebiliyor olmasını büyük bir hem sevinçle
hem de büyük bir başarı hikayesi olarak gördüğüm üniversitelerimizin ülkemiz için de çok daha güzel şeyler yapabileceğini görmenin ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Aslında bu noktada icraatlar da çok önemli. Yani tanınma yolunda evet adımlar atıyoruz ama üzerimize düşen ödevlerimiz ve görevlerimiz var. Geçtiğimiz günlerde Orhan Hasanoğlu'nu ağırlamıştık stüdyomuzda ve öğrencilerle ilgili aslında yeni adımların atılmasının önemli olduğunu söylemişti. Beklentileri olduğunu söylemişti. Üniversiteler olarak bu noktada yeni adımlar atmayı planlıyor musunuz veya öğrenci çekmek adına da yeni adımlarınız var mı? Çünkü artık şey de çok fazla önemli olmaya başladı. Yazılım da çok önemli artık. Gelişmek amacıyla daha ileriye doğru neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi biraz önce bahsetmiş olduğum gibi üniversitelerimiz zaten bu sürece çok önceden başlamış durumdalar. Orhan Beyler de bu sürecin bir parçası aslında. Yani onlar da belirli bölgelerde belirli aktif adımlar ortaya koyan ve adaya öğrenci gelişiminde yardımcı olmaya çalışan özel ve veya tüzel kişilik sahibiler. Şunu aktarayım ben size. Üniversiteler şu anda dünya insanının veya dünya yüksek öğretiminin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda eş zamanlı hareket edebiliyor olmaları gerekiyor. Bunun için de biraz önce sizin de bahsetmiş olduğunuz yazılımdı, teknolojik daha birçok gelişim alanlarında kendilerini ileri taşıması gerekiyor. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok farklı bir takım paradigmalar oluşmuş durumda. Ve buna bağlı olmak suretiyle de ki bunların başında YÖDAK geliyor. YÖDAK çok farklı akıl dışı sınırlamalar ortaya koymak suretiyle yüksek öğretim kurumlarının bölüm ve veya fakülte açmalarını engelliyor. Şimdi hal böyle olunca kurumlar bu bölümleri ve veya fakülteleri açamadıkları sürece dış dünyayla yarışamıyorlar. Şimdi bunun sebebine dönecek olursam, sebebi şu, adadaki yüksek öğretim kurumlarının bazılarının hepsini genellemek yanlış olacak diye düşünüyorum ben. Gerek pandemi dönemi, gerekse pandemi öncesi resesyon dönemi, herhangi bir şekilde sizin SSK'ya ihtiyaç sandığını ve veya herhangi bir vergi borcunuz varsa, bunu yapılandırmış dahi olsanız bir yüksek öğretim kurumu olarak, YÖDAK bunu kabul etmiyor. Etmediği gibi de herhangi bir şekilde devlete borcu olan herhangi bir kurumun borcunu yapılandırmış olmasına rağmen bölüm veya fakülte açmasına izin vermiyor. Resmen o kurumları süründürüyor. Şimdi böyle bir mentalite ve düşünceyle hareket eden bir YÖDAK varsa biz adadaki yüksek öğretim kurumlarının gelişiminden veya yüksek öğretim alanının gelişiminden bahsedemeyiz. Veya taraflı bir YÖDAK varsa yine aynı şekilde bu sürecin doğru bir şekilde ilerlemesinden bahsedemeyiz. Dış dünyada ise tam tersi, üniversiteler kendi özerk alanlarında ihtiyaç duyulan bölüm veya fakülteleri açabilme, zaten YÖK denetliyor. O istenilen kriterlerde ve yeterliliği ve altyapı, fiziki, laboratuvar, benzeri her türlü şeyi yerine getiremiyorsanız zaten denklik veya kabul alamadığınız için öğrenci alamıyorsunuz. Bunların önüne engel olarak YÖDAK'ın şu anda akıl almaz yaklaşımlarla yaklaşıyor olması, bu bizim yüksek öğretim alanımızın gelişmesi için en büyük handikaptır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bunu ben sürekli dile getiriyorum. Yani Eğitim Bakanlığımızla konuşuyorum, hükümetimizin yetkilileri konuşuyorum, Meclis Türk Kürsüsü'nden sürekli bunları anlatmaya çalışıyorum. Ancak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu sürecin doğru bir şekilde ilerlemesi konusunda Sayın Başbakanımız olmak üzere doğru adımların atılmasında gecikiyorlar. Yani bizim YÖDAK'ın doğru bir vizyonla dünyanın ihtiyaç duyduğu yüksek öğretim alanındaki gelişmelere uyum sağlayabilecek bir düşüncede hareket etmesi gerekiyor. Kendi yüksek öğretim kurumlarını kilitlemek yerine veya gelişmelerini engellemek yerine, Güney Kıbrıs'la aynı düşüncede hareket etmek yerine, tam tersi kendi kurumlarının gerek Türkiye Cumhuriyeti Anavatan'daki üniversitelerimize eş zamanlı, gerekse dünya üniversiteleriyle gelişimine eş zamanlı destek verecek, yönlendirecek, sahiplenecek bir duruşta olması gerekiyor. Şu anda en büyük bizim aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yüksek öğretim alanının en büyük handikapı YÖDAK'ın kendisidir. Ümit ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Başbakanımız da ve tabii ki hükümet olarak bizlerin de mecliste
Bu yönde gerekli duyarlılığı ortaya koyarız ve bu farklı bir değişim süreci, bir seferberlik başlatırız ve üniversitelerimizi, yükseköğretim alanımızı bu YÖDAK'ın ortaya koymuş olduğu bu yanlış duruştan bir şekilde uzaklaştırırız diye düşünüyorum. Bunu yapabilirsek o zaman yükseköğretim alanının gelişimi konusunda birçok doğru adımları atabileceğiz. Öğrencilerin tercih dönemlerinde ailelerinin dikkat ettiği şey güvenlik, güvenilir olması. Adanın güvenliği ile ilgili kısmını konuştuk zaten. YÖDAK ile ilgili söyleyeceklerinizi de eklediniz. Eğitim kalitesini de biraz konuşalım. Küçük bir adayız. Yani yüz ölçümümüz küçük ve çok fazla üniversite var ülkede. Eğitim kalitesine baktığınızda bu kadar fazla üniversitenin olması eğitim kalitesini nasıl etkiliyor? Şimdi üniversitelerimiz ortaya koymuş olduğu çalışmalarla ki işte YÖDAK bu yönde aslında devrede olması gerekiyor. Araştırma üniversiteleriyle eğitim üniversitelerini ve eğitim üniversitelerinin de gerisinde kalacak olan kurumları işte ön lisans derecesinde eğitim veren ileri eğitim merkezleri olarak ayırmamız gerekiyor. Yani bizim kendi içimizde bir sıralamamız, bir ranking olması gerekiyor. Üniversiteler kendi içinde yarışabilir olması gerekiyor. Şimdi bunları doğru bir şekilde planlayamıyorsak biz ve her üniversiteyi aynı üst statüde görmeye devam ediyorsak bugün işte düşünün ki yıllardır yani devlet üniversitesi olarak bugün yükseköğretim alanının en önde gelen üniversitelerinden bir tanesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sanki içinden geçmekte olduğu o zor süreçlerden keyif alan bir yapı varmış gibi geçen gün üzülerek Sayın Bakanımızdan da ilgili üniversitenin batmış olduğunu dile getirmiş olması bile kabul edilebilir bir durum değildir. Dolayısıyla üniversitelerimizin her biri kendi her ne kadar kendi ayrı başarı hikayesi varsa dahi akademik yeterliliği ve kalite iç yönetiminin başta Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖDAK olarak sürekli denetlenebiliyor olması gerekiyor. Ve üniversitelerimizi artık bizim sınıflandırmamız gerekiyor. O üniversite ki altyapısıyla fiziki, akademik, her türlü araştırma ve benzeri şeyleri ortaya koyuyor. O üniversitelerimizi artık bizim ayırmamız gerekiyor. İşte karşımızda Anavatan var, YÖK var. YÖK artık hami üniversite oluşturmaya başladı. Hami üniversitelerin altında diğer üniversiteleri yerleştirmeye başladı. Bizim de artık benzeri çalışmaları diğer dünyada olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Anavatan karşımızda olduğu için bunu söylüyorum. Şimdi her bir üniversite için Türkiye'de aynı akademik yeterliliğe sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır, söyleyemeyiz. KKTC'de ille ısrarla her üniversiteyi aynı kalite ve istikrarda olduğunu söyleyebilir miyiz? KKTC'de tam tersi. Aynı şekilde her bir üniversitenin eşit olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Değil. Yani burada bulundurmuş olduğu fakülteler, programlar, akademik programların dışındaki kadro, akademik kadro sayısı, onların yapmış oldukları yayın sayısı, onların akademik yeterlilikleri başta olmak üzere fizik, altyapı ve benzeri birçok konularda bazı üniversitelerimizin çok daha önde ve ileride olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim artık kendi üniversitelerimizi bir şekilde sınıflandırmamız gerekiyor. Bu İran'da da böyle, İngiltere'de de böyle, yontabildim. Yani birçok ülkede böyle ortaya konuyor. Bunu başarmış olmamız halinde ise gerek Anavatan'dan öğrencilerimiz adaya gelirken seçecekleri üniversiteleri değerlendirmede bir takım otoritelerin doğal olarak tabii ki sonuç raporlarına bakmış olacaklar. Kendi tercihlerinde olmak istedikleri yere giremiyorlarsa daha alt sınıftaki üniversitelere kayıtlarını yapma yönüne gideceklerdir. Ancak bunların denetimi ve kontrolü her seviyede muhakkak Milli Eğitim Bakanlığımızda ve YÖDAK'ta olması gerekiyor. Öğrenci sayıları ile ilgili de birazcık o zaman konuşalım. Bu sene yerleşen öğrencilerden bir memnuniyet vardı ama siz yani arttırılması için bir talepte bulunacak mısınız o yerleşen öğrenci sayısının? Türkiye Cumhuriyeti'nden mi? Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti ile bir defa bizim yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin farklı bir yani bu alanda bir çalışma yapması gerekiyor. Farklı bir dilde artık bu konuyu ele alması gerekiyor. Çünkü bizim mevcut bahsetmiş olduğunuz bu kadar fazla üniversitenin birazcık buna girmeden önce şeyi söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'ni söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey şunu yaptı. İlk öğrenci sayısını, uluslararası öğrenci sayısını 150 bine çıkaracağız dendiği zaman YÖK'ten bir şey geldi. Bir
nasıl başaracağız? Tayyip Bey dönüp 300 bine çıkaracağız hedefini koyduktan sonra YÖK ciddi bir şekilde bocaladı. Bunu nasıl yapacağız? Daha sonra bu 500 bine çıktı. Şu anda 1 milyon bir uluslararası öğrencinin ülkeye gelmesi hedefleniyor. Şimdi böylesi hedef, plan ve programları karşımızda ana vatanın ortaya koyuyor ve gerçekleştiriyor olmasında her bir üniversitede uluslararasılaşmadan sorumlu bir rektör yardımcısı, ayrı bir birim, YÖK'ün diğer tüm dış dünyadaki tanıtım fuarlarında kendi üniversitelerini şemsiyesi altına alarak tanıtmaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunun için bir ayrı bir bütçe ayırdığını görüyoruz. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böyle bir duruş maalesef yok. Olmadığı gibi de uluslararasılaşma ile ilgili ne ülke politikalarımız var, ne üniversitelerimizi YÖK gibi YÖDOAN şemsiyesi altında toplayıp da uluslararasılaşma ve dış dünyadan öğrenci gelmesi için bir çabamız var. Hiç öyle bir şey yok. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nden yerleşerek gelen öğrenci sayısının artırılması yönünde bir girişimimiz de yok. Şimdi bizim, yani ben onlarca üniversite var şu anda, onlarca demeyeyim, yani işte ondan fazla üniversite var diyeyim KKTC'de ki açmış oldukları ama bir şekilde YÖK'ten yıllardır belirli bölümlere ve veya fakültelere onay alamadıklarını, alamadıkları için de öğrenci alamadıklarını, hatta ve hatta YÖK'ün kabulüne girmediği için de uluslararası öğrenci alamadıklarını da görüyorum. O nedenle YÖK'ün de artık KKTC'ye çok daha farklı bakması gerekiyor. Yani KKTC'deki yüksek öğretim alanındaki kurumlara farklı bakması gerekiyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nden KKTC'ye öğrenci yerleşimi için kontenjan verilmeyecekse bile o bölümlerin denetleme adı altında kabul görmesi ki üçüncü dünyadan öğrenci alabilme şansını üniversiteler yakalayabilsinler. Özetle şunu söyleyeyim. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden, ana vatanımızdan her yıl yaklaşık bir 50 bin öğrencinin KKTC'ye mevcut öğrenci, mevcut üniversite sayısının korunacak şekilde bakacak olursak yaklaşık 50 bin öğrencinin adaya gelmesi gerekiyor. Peki şu anda kontenjan bu düzeyde mi? Hayır, değil. Kontenjan 15 binlerde ve 20 bin arasında ve yerleşen öğrenci sayısı da maalesef 15 binin altında kalıyor hep. Tabii böyle olunca da uluslararası öğrenci girişlerine daha fazla ağırlık veriliyor. Ama size aktarmış olduğum, yaşamakta olduğumuz YÖDAK'la ilgili diğer sorunlar sebebiyle de maalesef bu sayılara ulaşılmakta zorlanıyoruz. Sanırım bu sene 16 bin civarıydı yerleşen, yanlış mı hatırlıyorum? Evet, doğru. Evet. 16 bin civarıydı. 50 bine yükseltilmesi gerektiğini söylediniz ancak ülke peki buna hazır mı? Çünkü ciddi sorunlarımız var aslında. Altyapı sorunları, kiralar. Çünkü öğrenciler adaya geldiği zaman ev fiyatları da otomatikmen yükseliyor. Çeşitli sebepleri var bunların ama ona bir hazırlık yapılması gerekmiyor. Biraz önce ekonomiden bahsettik. Değil mi? Şimdi ekonominin o gelişim sürecini doğru planlamak istiyorsak bizim bir tıkım döviz cinsi dış girdilere ve buradaki nüfusun nitelikli bir şekilde gelişmesine imkan sağlamamız gerekiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Nitelikli bir nüfusun diyorum. Yani öğrenci nüfusu nitelikli bir nüfustur. Şimdi bizim bu planlama kapsamında hedef programımıza 200 bin öğrencinin her yıl adayda eğitim alabilecek şekliyle bir düzenleme ortaya koymamız gerekiyor. Peki biz 200 bin öğrenciyi ağırlayabilir miyiz? Ağırlayabiliriz. Çünkü sağlıkta, dediğim gibi ekonomide, altyapıda ciddi sorunlarımız var, ulaşımda. Hayır, bu kararı vereceksek zaten onunla beraber onun getirisine bağlı diğer tüm altyapı ve düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Yani yerel yönetimler bilecek ki bir ülke vizyonu ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi bir ülke vizyonu ortaya koymazsak ve bu hedef ve planlama kapsamında da gerek yüksek öğretim alanı, gerek turizm, gerekse diğer inşaat ve benzeri tüm sektörlerin eş zamanlı gelişimine imkan sağlamazsak olduğumuz yerde dururuz. Durmayı da bırakın. Zaten gerilemeye başlarız. O nedenle dünya ile işte biraz önce ilk başta şeyden bahsettik, bütçeden bahsettik. Şimdi ihtiyaç duyduğumuz yani her zaman söylüyorum işte Mersin Üniversitesi'nin bir devlet üniversitesi olarak bütçesinin bütçesi bizim bütçemizin 1/3 kadar. Şimdi düşünün, bir üniversitenin bir bütçesinin 1/3 kadar bir bütçeyle bizim hareket edebiliyor olmamız çok komik aslında. Biz sağlıkta kendi insanımıza istediğimiz altyapıyı sağlayamıyorsak,
ulaşım ve benzeri tüm alanlarda istediğimiz altyapıyı sağlayamıyorsak, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu güvenlik ve benzeri tüm alanlarda sağlayamıyorsak, kendi halkımıza istemiş olduğu refahı sağlayacak ekonomik gelişme sürecini planlayamıyorsak, o zaman bizde bir sorun var demektir. Şimdi bunların oluşabilmesi için de elimizde yapabileceğimiz şeyler belli. Şimdi ülke olarak illegal işler yapacaksınız. Ve bu illegal işler yapmak suretiyle de bir takım farklı hedefleriniz olacak. Tam tersi, turizm sevgidir, paylaşımdır, mutluluktur, kardeşliktir, yüksek öğretim aynı şekilde dünyada olabilecek ve bize sağlayabileceği en ileri, saygın bir alandan bahsediyoruz. Bugün binlerce öğrencimiz, mezun olmuş olan öğrencilerimiz birçok üniversiteden çok çok iyi konumlarda görev almış durumdadırlar. Ve gittiğimiz her yerde mezunlarımızla karşı karşıya geliyoruz ve onların gerek siyasette gerekse birçok sağlık, ticari birçok alanlardaki istemiş oldukları görevleri sebebiyle de KKTC'deki bir takım yaşanmakta olan sorunların çözümünde de destek verdiklerini görüyoruz. Yani aslında o kadar bir önemli ve saygın bir sektör oluşturmuşuz ki KKTC olarak. Bizim artık daha fazla sahiplenmemiz gereken bir sürecin içerisinde olduğumuzu farkına varmamız gerekiyor. Süremizin sonuna doğru geliyoruz. Çok kısa bir zamanımız kaldı ama hafta sonu bir ziyaret yaptınız yine Antik Limanı'na. Biraz orayla ilgili izlenimlerinizi alalım. Evet, ben orada birazcık fazla heyecanlandım aslında. Çünkü biliyorsunuz başından itibaren işte belirli bir zaman dilimine sıkıştırılmış, dar bir zaman dilimine sıkıştırılmış ama ihale süreci öyleydi. Ancak ihale sürecinde de bir takım eksiklikler bırakıldı. Daha önce alınan bir takım kararların daha sonra uyum sağlamadığı tespit edildi. Muhalefetin devreye girmesi, tabii oradaki yatırımı yapan, üstlenen firma ile firma üzerine yüklenilen bir takım sorumluluklar. Sonuç olarak bu süre uzadı ve bugünlere geldik. Ancak Girne Antik Turizm Limanı'nda ortaya konan çalışma sadece liman içerisindeki düzenleme, sadece oradaki yol ve benzeri alanlar değil, oradaki tüm binalar bir bir restore edildi. Bu binaların restore edilmesi sürecinde de ortaya Venedik, Lüzinyan ve benzeri dönemlerden çok güzel izler ortaya çıktı. Bizans döneminden işte değirmen falan onlar çıktı. 1800'lü yıllardan oradaki limanın yapımında demir yolları çıktı. Tabii bütün bunlar şu anda hepsi kazandırılmış oldu. Daha önce hiç görmediğimiz veya tanık olmakta zorlandığımız oradaki liman kulesi, kocaman bir kule bir anda ortaya çıktı. Ve o kadar güzel bir şekilde restore edildi ki oradaki tüm binalar ve oradaki yollar vesaire. Şu anda değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, insanlık bir anıt eser olarak çok güzel, çok değerli bir yapıyla karşı karşıya. Bizim bunu ilk önce anlamamız gerekiyor. Bir taraftan bu süre uzadı, esnafımızın kayıpları oldu, onlar bir şekilde giderilmeye çalışıldı. Ancak elde edilen kazanımla zaten çok rahat bir şekilde ilerleyen günlerde bunun kazanımını oradaki esnafımız da elde etmiş olacak. Halkımız da çok gurur duyacağı, çok güzel bir eserin aslında sahibi olmuş olacak. Orada bunları gördüm, onların heyecanını yaşadım. Turizm Bakanlığımız, Sayın Bakanımız aslında yıllarca, asırlarca hiçbir şekilde el atılmamış, bir şekilde el atılmaktan korkulmuş bir alana adım attılar. O riski ele aldılar ki o riskle de beraber çıkan sonucu gördüğümüz zaman gerek hem genel başkan olarak diyeceğim hem de Sayın Bakanımız olarak diyeceğim Fikri Atoğlu'nun ortaya koymuş olduğu çalışmanın ne kadar yerinde olmuş olduğunu halkımız da görmüş olacak. Bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu çalışmayla da orada gerek Turizm Enformasyon Ofisi'nin gerek Turizm Polisi'nin de devreye girecek olması orada çok farklı bir kaliteli bir yaşam alanının ortaya çıkmış olacağını göreceğiz. Benim oradaki diye bir heyecanım da tabii daha önce hiç bunları biz görmüyorduk. Yani orada eski gemilerin bağlandıkları ve buba dedikleri şeyler var, böyle tonozların bağlandıkları taş şeyler var, sütunlar var. Onlar ortaya çıktı. Onları şimdi hepimiz göreceğiz. Onlar hepsi bir tarihi eser veya binalar üzerindeki gemilerin ikinci emniyet bağlantıları olan tonoz alanları çıktı. Bunların hepsini göreceğiz. Kimsenin görmediği, ama ben size yayında dile getireyim. Geçen gün gezimiz sırasında benim gördüğüm, yani görmek istediğiniz gözle bakarsanız bunu görürsünüz.
geçmiş yıllarda, yani asırlar önce yapılmış olan savaşlar sırasında gemilerden atılan güllelerin bizim oradaki kale duvarlarına isabet edip de kale duvarı içerisinde şey var, gülle var. Görüyorsunuz yani, gülleyi görüyorsunuz kale duvarı içerisinde. Bunlar daha önce hiç yoktu, görünmüyordu. Şimdi bu restorasyon ortaya çıktı. Oradaki Lusignan dedim, Venedik dedim, oradaki kalenin yapılırken çalışan ustalarının taşlardaki imzalarını, hepsini, bunları orada görebiliriz. Bunlar aslında çok çok önemli, çok değerli bir esere sahibiz. Bu vesileyle de bunlar şu anda ortaya çıkmış durumda. Eski eserlerin de doğru bir şekilde ve bir hikayesiyle bunları ortaya koyması halinde, dediğim gibi dünya için diyorum, bakın insanlık için, muhteşem bir eseri kazanmış olacağız. Beni çok heyecanlandıran 5,5 metre kuralıydı. 5,5'tu sanırım, değil mi? Yanlış. Evet, evet, en çok beni o heyecanlandırmıştı. Denizi en azından daha iyi görebileceğiz. Bir o, ikincisi de tabii ki bir sonraki ihale biliyorsunuz. Denizin içi, limanın kendi artık iç kısmı ve oraya gelecek olan yatların, teknelerin doğru hizmet alabilmesi, elektriği, suyu vesaire gibi doğru bir yanaşma alanı ortaya çıkmış olacak. Bu da çok keyifli olacak. Bambaşka bir Girne Antik Limanı bekliyor o zaman bizi. Kesinlikle. Süremizin sonuna geldik. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum Serhan Hanım. Çok teşekkür ederim. Haftanın ilk gününde Demokrat Parti Genel Sekreteri ve DP Milletvekili Sert Akpınar'la birlikte sizlerleydik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.